Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatüh. Çok kıymetli FMTV izleyicileri, çok kıymetli dostlarımız. Yepyeni bir Önce Sağlık programı ile tekrar karşınızdayız. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Rabbim vermiş olduğu bu sağlık, sıhhati, afiyeti en güzel şekilde kullanabilmeyi ikram eylesin. Yanlış yollarda, yanlış şekillerde bulunmaktan bizleri muhafaza eylesin kıymetli dostlar. Son yıllarda beslenme ve sağlık alanında sıkça gündeme gelen ve pek çok tartışma konularına neden olan bir sağlık problemimiz mi diyelim, hastalıkta aslında denmez, yaşam faktörlerimizle birlikte onu düzenleyebileceğimiz kolesterolden bahsetmeye çalışacağız inşallah bugün kıymetli dostlar. Günümüzde malumunuz çoğu kimsenin, çoğu insanın mücadele ettiği kalp ve damar hastalıklarına etkisi olduğu ifade edilen kolesterol. Bu tabi araştırmalar hala da devam ediyor. Kimi kalp ve damar hastalıklarına ciddi şekilde etkisi olduğunu ifade edenler de var. Aslında o kadar olmadığını ifade edenler de var. İnşallah bu programımızda bunları ele almaya gayret edeceğiz kıymetli dostlar. Kolesterol vücutta sentezlenmesinin yanı sıra yani vücudumuz kendisi de bunu üretiyor ve aynı zamanda dışarıdan da alabiliyoruz. Bunlar da özellikle hayvansal besinler ile birlikte vücudumuza alınıyor kolesterol. Yani bunun kanda yüksek oluşu, yani kolesterolün yüksek oluşu, normal şartlarda kolesterol vücudumuzda zaten olması gerekiyor. Ama fazla oluşuyla beraber kanımıza haliyle kalışıyor. Fazla olmasıyla beraber kronik farklı hastalıklara sebebiyet verebiliyor. Yani bu sebeple kolesterol yüksekliği bulunan kişiler veya normal kişilerde kolesterol düzeylerinin belirli bir süreler içerisinde ölçtürmesinde fayda var kıymetli dostlar. Şimdi bunları söyledikten sonra kolesterol nedir? Kısaca onu bir anlamaya çalışalım. Çünkü ne kadar her konuda olursa olsun, ne kadar bir şeye vakıf olursak o konuda bilgimiz olursa ona göre hassasiyetliğimiz artar. Ona göre de daha bilinçli davranma yoluna gidebiliriz. Kolesterol biliyorsunuz yani dilimizden düşmeyen, sıkça karşımıza çıkan bir ifade. Kolesterol nedir dedik? Hayvan hücrelerinin zarlarında bulunan, yani kan plazmasıyla taşınan, sindirim sisteminde vazifeleri bulunan yağımsı bir madde olarak ifade ediliyor. Hani protein, karbonhidrat, yağ diyoruz yani başlıca bunlar bizim ihtiyacımız olan şeyler. Bu da yağ dokusuna benzer bir yapıya sahip kolesterol kıymetli dostlar. Vücutta yine karaciğer, bağırsak, böbrek üstü bezleri, üreme organları gibi organlarımızda da sentezlenebiliyor. Yani burada vücudumuz kendisi bunu üretebiliyor. Kanda fazla oluşuyla beraber kalp ve damar rahatsızlıkları biraz önce de ifade ettik. Olduğu, olabileceği de ifade ediliyor. Burada bir görüş ayrılıkları olduğu da gözlenebiliyor araştırdığımız zaman. Farklı ifadeler konuşulabiliyor. Tabii teknolojinin, tıbbın ilerlemesiyle de beraber haliyle önceden yapılamayan araştırmalar şimdi daha çok yapılabiliyor. Belki de önceden çok çok daha zor tedavi edilebilen hastalıklar ileride belki daha kolaylıkla tedavi edilecek duruma gelebilir. O zaman da daha farklı şeyler çıkar, daha farklı hastalıklar çıkar. Bu zaten böyle süre gelir, devam eder. Nasıl ki bundan 15-20 sene önce az duyduğumuz bazı hastalıklar
şimdi çoğalmış durumda. Bu gerek paketlenmiş gıdalardan dolayı, artık gerek sosyal medyanın etkisiyle beraber, bunların hepsini birlikte ele aldığınız zaman hastalıkların daha da arttığını maalesef görüyoruz. Tabii yeni bir hastalık, yeni bir araştırma, belki de şu an günümüze yeni çıkan bazı hastalıklar veya çoğalan bazı hastalıklar belki 15-20 sene sonra tedavisi daha hızlı bir şekilde yapılabilir duruma gelecek. Ama yani şu bir gerçek ki ilaç sektörünün, dün bir doktorumuzdan dinledim de, yani bir ilacın yani yan etkileri sayılıyor, korkunç derecede zarar verebiliyor. Ama baktığınız zaman bu yılda 1 trilyon dolar üzerinde bir miktar söz konusu. O yüzden bu miktarları göz önünde bulundurursak, yani inançsız bir insanın, inançsız kişilerin insan dahi olsa yapamayacağı şey yok kıymetli dostlar. Rabbim muhafaza etsin bizleri. Varsa böyle kötü niyetli, art niyetli kişileri, Rabbim onlara engel olsun inşallah. Tabii ki bu engel olması da Mevla Teala'nın olmasına olur. Onun için hiçbir zorluk yok. Fakat Mevla Teala bize bakıyor. Müslümanın birliğine, beraberliğine bakıyor kıymetli dostlar. O yüzden ilk önce biz Müslümanlar olarak aramızdaki muhabbeti, sevgiyi artırmamız ve bunun akabinde Mevla Teala'ya yönelmek ve Mevla Teala da bu işleri yoluna koyar. Ona zor yok kıymetli dostlarımız. Safra kesesinde yine fazla bulunan kolesterol taş oluşumuna da neden oluyor. Hani safra kesesinde taş çıkmış vesaire vesaire duyuyoruz ya, o da demek ki kolesterol. Tabii ki farklı etkenleri de bunun olabilir ki vardır. En büyük buradaki etkenin de kolesterolün fazla olması olarak değerlendirebiliriz. Yani konumuzun o olması hasebiyle. Şimdi bütün hücrelerde bulunan, yani kolesterol bütün hücrelerimizde bulunuyor. Yani bizim için hayati bir madde konumunda kolesterol. Yani şunu da bilmek lazım. Biz kolesterol deyince sanki vücudumuzda hiç olmaması gereken, sonradan dışarıdan sadece besinlerle alınıp insanı hasta eden, kötü duruma sokan bir şey olarak görünüyor sanıyorum. Yani genel olarak böyle bilindiğini düşünüyorum yani. Çoğunluğun en azından bu şekilde bildiğini düşünüyorum. Fakat kolesterolün bizim hayat fonksiyonlarımızı sürdürebilmemiz için çok önemli bir yerde olduğunu buradan hatırlatmak istiyorum. Testosteron gibi, östrojen gibi ve birçok hormonda kolesterol bulunuyor. Yani hatırlarsanız 2-3 hafta önce de hormonları işledik. Yani östrojen hormonunun kadınlık hormonu, testosteron hormonunun da erkeklik hormonu olarak düşündüğümüz zaman, yani kolesterol da bu hormonların içerisinde mevcut kıymetli dostlar. Ciltte imal edilen D vitamini için kolesterol şarttır. Yani o olmadan bu D vitamini ve cildimizdeki bu sağlık, sıhhat düşünülemez. Beynimizin %25'i yine kolesterolden oluşuyor. Yani %25 cidden çok yüksek bir rakam ve bu kolesterol de tamamen beyinde kendisi üretilmektedir. Bunu da bilmek lazım. Sindirim için elzem olan safra asitleri, biraz önce söylediğimiz ifadeyle burası da örtüşüyor. Yani sindirim için olmazsa olmaz nedir? Safra asitleri. Zaten burada da bir eksiklik söz konusu olma durumunda haliyle bu eksik olunca burada bir taş oluşumu meydana geliyor haliyle, bu ifadelerden de anlaşıldığı üzere. Safra asitleri için olmazsa olmaz. Yani bu da kolesterolden imal edilir
Ve kolesterol yani bütün dokularımızın harcıdır diye ifade edebiliriz. Yani bütün dokularımızda, hücrelerimizde kolesterol bulunuyor. Yani yine tekrar edelim, kolesterol sonradan alınan bir zehir gibi düşünülmemeli. Vücudumuzda olmazsa olmazımızdır. Fakat ne diyoruz hani bir şeyin azı yarar, çoğu zarar ifadesi gereğince zaten besinlerde de biz fazla yediğimiz zaman bir obeziteye vardığı zaman iş malumunuz ki zaten kolesterolün de dışında bir sürü hastalıklara sebebiyet veriyor. O yüzden burada yine kararında yemek, kararında beslenmek de kolesterolümüz açısından son derece etkili olduğu buradan da belli oluyor kıymetli dostlarımız. Tabii ki yani şunu ifade etmek istiyorum. Hani biraz önce de programa başlarken söylemiştik. Yani kolesterolün fazla olması kalp ve damar hastalıklarına sebebiyet verdiği de ifade ediliyor. Olmadığı da ifade ediliyor veya çok çok az bir etkisi olduğu ifade ediliyor. Yani zaten vücudun %25'i dışarıdan alınıyor. Yani dışarıdan alınan bir kolesterol söz konusu. Sadece %25'lik bir kısım bile dışarıdan alınmasıyla beraber yani bunun kana çok karışmadığı, bu kolesterolün kana karışsa da damar tıkanıklığına veya kalp hastalıklarına karşı büyük bir faktör olmadığı da ifade ediliyor. Burada bu da bir görüş, bu da bir görüş. Tabii ki bununla beraber araştırmalar sürüyor. Bunun neticesi nereye varır artık yaşarsak, devam edersek göreceğiz inşallah. Tabii bununla beraber yani enflamasyona, iltihaplanmalara yani bir insanın vücudunda iltihaplanmalar da varsa bununla beraber bu şekilde risk faktörü az olan kişileri haliyle enflamasyon olanlarda da bu damar tıkanıklığı ve kalple alakalı rahatsızlıkları tabii ki daha yüksek seviyelere varabiliyor. O yüzden yine biz sağlıklı bir yaşam, sağlıklı bir beslenme ve hareket rutinimizin devamıyla beraber vücudumuzda ne fazla kolesterole ne fazla şekere sebebiyet vermeden ve belirli bir şekilde de hareketimizi sağlayarak gerek kolesterol gerek de farklı hastalıklarla beraber daha dirayetli, sağlıklı bir şekilde göğüs gerebiliriz. Şimdi yağ yapısında demiştik. Yani kolesterol yağ yapısında olduğunu ifade etmiştik. Yağ yapısında olmasıyla beraber oldukça vücudumuz için de çok önemlidir. Yani iyi kolesterol, şimdi kolesterolün de iyisi kötüsü olduğu ifade ediliyor. İyi kolesterole HDL, kötü kolesterole de LDL olarak ifade ediliyor. HDL kolesterol gibi yağ yapıdaki maddelerin doku ve damarlardan karaciğere taşınmasını sağlar ve kalp ve damar hastalıklarını önlemeye yardımcı olur. Yani bu da demek oluyor ki HDL formundaki kolesterolün vücudumuzda bulunmasına gayret edeceğiz. Ya tabii ki bizim böyle bir ölçümüz, bir ölçü aletimiz, bir şeyimiz yok. Fakat bu ölçülere riayet etmemiz doğrultusunda zaten Rabbimizin yaratmış olduğu bu mükemmel vücut o kendini otomatikmen onları zaten dengeleyecektir. Bizim burada yapmamız gereken yani şöyle diyebiliriz. Yani Rabbimiz bize yani 100 üzerinden değerlendirirsek ya biz sadece %1'ini belki o bile çok. %1'ini böyle bir kontrol etmemizle beraber Rabbimiz zaten o işin taksimatını yapmış yani vücudumuz mükemmel bir şekilde çalışıyor. Yani o %1'lik şeyi de
Gelin yapalım kıymetli dostlarımız. Evet, HDL'yi dedik. HDL iyi kolesterol, karaciğere, hücrelere taşınmasıyla beraber kalp ve damar hastalıklarına sebebiyet vermemesiyle alakalı. LDL ise LDL yüksek olması yine kalp ve damar hastalıklarına sebep pıhtılanmalara meydan vermesiyle beraber beyin gibi organlara giden damarları tıkayabilme, felç ve kalp krizi gibi hastalıklara sebebiyet verebileceği ifade ediliyor. Tabii bunlar çok yani bir maddenin bir maddeyle beraber olması, bu denklemler vesaire, bunlar tabii yani bizim de yani çok 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 uzmanlık alanı olan şeyler. Zaten dikkat ederseniz bu ve bunun gibi çoğu hastalıklarda, sıkıntılarda yani çok ileri seviyede profesörler bile karşı, yani birbirlerine karşı farklı görüşlerde olabiliyorlar. Rabbim bizleri muhafaza eylesin inşallah. Yani iyi niyetli bir şekilde mücadele edildikten sonra her türlü insanların ve insanlığın faydasına olacaktır inşallah. Şimdi kan oksijen geçişi sınırlanıp böbrek ve böbrek rahatsızlıklarına da sebebiyet verebilir. Şimdi kolesterol neden yükselir? Buna bir göz atalım inşallah. Şimdi bunun iki farklı nedeni olduğu ifade ediliyor. Vücuda alınan kolesterolün fazla olması, yani bu da hayvansal besinlerde olduğunu yine üstüne vurgu yapalım. Bunları biraz sonra inşallah kısaca bir detaylarına da gireceğiz. Fazla olması yani ve beslenme dışında, yani dışarıdan, yani beslenmeyle beraber alınması ve beslenme dışında da hareketsiz yaşamın ve tütün kullanımının, yani sigara kullanımının etkili olduğunu ifade etmekte fayda var. Şimdi besinle kolesterol alınmanın dışında da vücut başta da söylemiş olduğumuz gibi kolesterolü sentezler. Vücut da kendisi kolesterolü üretiyor. Bu nedenle ikinci sebep de vücutta endojen, yani kolesterol, endojen kolesterol üretiminin fazla olması. Yani insan dışarıdan yiyecekleriyle fazla almasa bile insan bunu kendi de üretiyor olabilir. Yani bunun sebeplerini, eğer öyle bir şey varsa, bunun sebeplerini tabii doktorumuz kontrolünde bunu da tespit ettirmek lazım. Belki hani vücut onu fazla üretiyor, onun fazla üretimine sebep de biz veriyor yine olabiliriz. Yani dışarıdan illa kolesterol içeren bir şeyden ziyade bir hareketsiz yaşam bile başlı başına vücudun fazla kolesterol üretmesine sebebiyet verebiliyor. Her burada hastalıkta, her sağlık sorununda söylediğimiz gibi görüyorsunuz, gerçekten çok basite aldığımız bir konu. Nerede hareket, orada bereket, vücudumuzu hareketlendirelim, en azından yürüyelim diye burada biliyorsunuz sürekli belki de sizi de bunaltıyoruz ama gerçekten bu böyle. Yani biz de burada kendi fikirlerimizden ziyade burada çok kıymetli uzmanlarımızın, doktorlarımızın ifadelerini de burada derliyoruz. Ama hepsinin, yani tüm dünyada, yani bir doktor olsun ki yani yürümenin, hareketin, egzersizin önemsiz olduğunu söylesin. Böyle bir şey yok kıymetli dostlar. O yüzden vücudumuzu aynı zamanda ne kadar sağlıklı beslenirsek beslenelim, illa ve illa hareketlendirelim, en azından yürüyelim inşallah. Yani bununla alakalı çalışmalar da devam ediyor. Aşırı kilo ve genetiğinde olması insanın buna sebep olduğu da
haliyle biliniyor. Aşırı kilo, sağlıksız beslenme zaten her türlü hastalığa başlıca problem niteliğinde diyebiliriz. Yani şu da var, ideal kiloda olmalarına rağmen kolesterol, yani normal kiloları ideal ama kolesterol üretimi de fazla olan kişilerde var kıymetli dostlar. Bunu da bilmek lazım. Yani bu da demek oluyor ki kişi belki metabolizması ona göre belki bazı hormonları fazla çalıştığından dolayı bazı kişilere göre aynı şekilde yese de belki de daha fazla yakıyor. Metabolizması ona göre çalışıyor. Fakat bir taraftan da kolesterol de yüksek oluyor. Bunlar da olabilir. Bu kişilerin de biraz önce bahsettiğimiz gibi belki hareketsiz bir yaşamından dolayı fazla üretiyor olabilir. Yani bu faktörler dışında da farklı faktörler mevcuttur. Onlara inşallah kısa kısa bir göz atmaya çalışalım. Şimdi aşırı ve kilo sağlıksız beslenme, zaten sağlıksız beslenmenin neticesi aşırı kilo ve akabinde obezite geliyor. Bu zaten başlı başına insan vücuduna problem. Düzenli egzersiz yapmamak. Bakın yine karşımıza hemen burada çıktı. Biraz önce bahsettiğimiz için çok üzerine durmayacağım ama nasip olursa yine yakın bir zamanda inşallah bu hareket, spor, egzersizle alakalı bir program yapmayı düşünüyorum inşallah. Tütün ürünleri kullanmak, yine biraz önce kısa bir şekilde bahsettik. Sigara zaten içerisinde ne demiştik? 4000 küsür zararlı maddenin bulunmuş olduğu bir kitle imha silahı olarak isimlendirmiştik. Zaten önceden onun ismi konmuştu. Maalesef ki biliyorsunuz ki şu an her yerde, her bakkalda, her markette hemen hemen yasal olarak satılabilen bir silah diyebiliriz yani. Ailede kolesterolün olması. Yani ailede, annede, babada, yakınlarında kolesterol olması o kişi için yine bir risk faktörüdür. Hipotiroidizm, yine tiroidle alakalı, aslında biraz önce aklıma gelen de sonra söyleyememiş oldum. Belki bir kişinin de tiroid hormonu hızlı çalıştığından dolayı o kişi zayıf olabiliyor ama bir taraftan da kolesterol değerleri yüksek olabiliyor. Hayvansal gıdalar, zaten hayvansal gıdadan alınan bir madde olduğunu zaten ifade etmiştik. İşlenmiş etler, yani özellikle salam, sucuk, sosis gibi işlenmiş gıdalar ve tabii bunun dışında farklı işlenmiş şeyler de var tabii ki de. Özellikle burada yani bunların içerisinden en masumunu, yani ben kendim olarak yani belirlediğimiz yerlerden bir sucuk alabiliyoruz. Yani onu az da olsa, ama salam, sosis elhamdülillah hayatımızdan çıkarttık. Yani çevremdeki arkadaşlarımız, biz ailece, o ailecek. Yani gerçi hele hele sosis bunların içerisinde en tehlikelisi. Yani onun içerisinde onu o kıvama getiren, düşünsenize bir et parçası ama yani bir çekilmiş, işlenmiş, yani onu o kıvamda tutan maddenin ne olduğunu kimse ne hikmetse pek söylemiyor, söyleyemiyor veya bundan para kazanan kişiler bunu söylemekten çekinebiliyorlar. O yüzden zaten dinimizde nedir? Helaller belli, haramlar belli. Şüphelilerden uzak durmaktır asıl mesele. Nasıl ki bazı şu meşhur gazlı içecekler, şeyler var ya, yani şüpheli, bildiğin içerisinde alkol olduğu ifade ediliyor açık açık. Yüzde şu kadar, yüzde şu kadar açık, açık seçik bir şekilde alkol olduğu bile ifade edilebiliyor. Yani bu tür işlenmiş gıdalar da özellikle salam ve sosisi, yani bu fakiri
pek yani ifadelerini almasanız bile yine bir araştırın derim. Gerçekten işlenmiş etleri bir araştırmanızı tavsiye ederim. Şu an günümüzde biliyorsunuz ki internete girdiğiniz zaman bunların hakkında onlarca, yüzlerce, binlerce malumatlar artık verilebiliyor. Trans yağlar biliyorsunuz bazı yine marketlerde satılan şu cipslerde vesaire krakerlerde bulunabilen bir yağ çeşidi. Özellikle yani evimizde yapmış olduğumuz şu patates kızartması, aynı yağı tekrar kullanmak vesaire bunlar da trans yağ sınıfına giriyor maalesef ki. Trans yağdan uzak durmak gerekli kolesterolle alakalı ve zaten şu an konumuz kolesterol olduğu için ama her türlü, her şekilde, her zeminde zaten bunlardan mümkün oldukça uzak durmak lazım. Margarin, şükürler olsun çocukluğumuzda, küçüklüğümüzde yani şükürler olsun derken başlayayım şu an yani onu kullanmıyoruz, bıraktık ama çocukluğumuzda, küçüklüğümüzdeki vücudumuzda yakıyordu o zamanlar. Böyle ekmeğimize sürüp yiyorduk. O zaman tabii ki bu kadar da bilinçli değildik. Yani çevremiz de bu kadar bilinçli, ailelerimiz de bu kadar bilinçli değildi. Ama zamanla tabii ki bazı şeyler ortaya, yani ne kadar ki bu televizyonların, sosyal medyanın kötü yanları olsa da tabii ki bunu iyiye kullanıp da insanları faydalı bir şekilde bilinçlendirenler de yok da değil tabii ki. Allah onlardan razı olsun. Önündeki engelleri de kaldırsın inşallah. Yani margarinin de şu an yani kullanım şeyleri ne seviyede, ne derecede bilemiyorum tabii ki. Ona da bir araştırmak lazım aslında. Yani önceki yıllara göre kullanım şekillerinin ne kadar olduğu yoğunluğunu. Ama margarinin de hepimiz tarafından da biliyoruz ki sağlıklı bir yağ olmadığını. Fakat hayatımıza öyle bir işlemiş ki, hayatımıza öyle bir girmiş ki işte bazı şeyler ya olmazsa bunun lezzeti olmuyor. Ya şunu katmazsan pilav bu şekilde olmuyor. Bunu şöyle yapmazsan şu bu şekilde olmuyor gibi. İşte bunyonlar biliyorsunuz onda da çok zararlı oldukları ifade ediliyor. Bakıyorsunuz bazı yemeklerde o olmasa da lezzet olmadığı ifade ediliyor. Öbür türlü yani bir kemik suyu da şununla bununla yapalım diye düşünüldüğü zaman da işte maddesel olarak bakıldığı zaman yani o kadar şeyi hem nerede bulunduracaksın, madde olarak da nasıl, ne şekilde bunu muhafaza edeceksiniz gibi sorular da olmuyor değil. İşte aşırı rafine karbonhidratlar, aşırı tatlı, aşırı tatlı tüketimi, şekerli meşrubatlar, yani kolesterolün şu an programımıza yeni katılanlar varsa yani şu an kolesterol yüksekliğinin sebeplerini burada ele alıyoruz inşallah. Lifsiz gıda tüketilmesi, yani lifli gıdanın az olarak tüketilmesi, özellikle yani mesela yulaf gerçi herkesin her şekilde tüketebileceği bir şey, belki bir şey değil ama mesela lif oranı şu an aklıma direkt o geldiği için tabii bakliyatlarda bulunuyor ve yeşilliklerde özellikle lif oldukça fazla bulunuyor. Bazıları diyor ben yeşillik yemiyorum, salata yemiyorum. Yani şöyle dışarıdan yani nasıl diyeyim, bu tarz kişileri böyle takip ettiğiniz zaman ya insanın tabii işi gücü yok onu takip edeceğim. Bak bu yeşillik yemiyor, yarın öbür gün böyle bir hastalığa tutulacak mı diye değil de ama bu zamana dayalı bir şey olma hasebiyle bazısına bakıyorsunuz mesela ya bu çok çok az su içiyordu. Çok az su içtiği ifade, en son suyu ne zaman içtim ifadesi kullanan kişilere belirli bir zaman sonra bir bakıyoruz. Bir hastalık yaşamış, bir böbrek hastalığı yaşamış. Doktor da ona diyor ki ya su niye içmedin sen, niye suyu iyi tüketmiyorsun? Bir bakıyorsun aa bak yeri geliyor bir şey olmuyor ama bunlar birike birike daha sonra önümüze bir sağlık problemi olarak çıkabiliyor. Yani o yüzden
yeşillikte hem az kolori var, hem bir tokluk hissi verip ana öğün yiyeceğimiz yemeği de az yememizi sağlayabilecek bir özelliği var. Ve çeşitli mineraller ve vitaminleri bu yeşillikler barındırıyor. O yüzden soframızdan eksik etmemeye gayret edelim. Sigara kullanımı yine vücutta kolesterol yükselmesine sebebiyet verebiliyor. Erkeklerde yani bel çevresi, şu bel çevresinin erkeklerde 100 santimetre, kadınlarda 89 santimetre olması o kişilerin kolesterolle alakalı problem yaşayabileceğini gösteriyor kıymetli dostlar. Evet. Kolesterolün belirtileri. Yüzde ve özellikle göz çevresinde sarı renkli yağ bezelerinin bulunması. Yani bazen işte insanlarda çıkabiliyor. Oralarda hani yağ bezsiz diye yani sivilce diyor patlatılıyor. Belki işte yani belki bunu çok uzmanlar ki bazı mizaç ustalarını biliyorum böyle. Yani bir otobüse bindiği zaman bir toplu yere gindiği zaman haliyle yani çok aşırı bilgi yani öyle ifade edeyim. Olması hasebiyle insanların kokusundan, teninin kokusundan, nefesinin kokusundan, saçının yağından artık her şeyinden mizaçlarını hani ne eksik, ne yemesi gerekli, ne yememesi gerekli. Ya şu insan şunu kullanıyor, bir an önce bırakması lazım, yakında ölecek dese de ama gidip de ona müdahale etme her ortamda, her yerde şansı olmayabiliyor. Nasıl ki hani peygamberler, oradan teşbihat olmaz, peygamberler azgın kavimlere gittikleri zaman onları hakka davet ederler ya, oradaki kişiler de görmek istemedikleri, bilmek istemedikleri için peygamberleri haşa dışlarlardı. Onun gibi görüyorum. Yani bazı uzmanlarımız da hani belki bizim sokakta yürürken yani bazı sivilcelerimizden, bazı şeylerimizden ya hatalarımızı gerçekten görebiliyorlar. İşte bizim de böyle küçücük küçücük noktalar olarak, basit olarak değerlendirdiğimiz şeyler de belki de yarın öbür gün bizim önümüze bir uyarıcı olarak çıkıyor, bir hastalık olarak yarın öbür gün karşımıza çıkabilir. Tabii hepimiz de şu hayat şartlarında, herkesin bir mesleği var vesaire, gidip de böyle tıp uzmanı olma durumu da yok zaten hepimizin. Rabbim muhafaza eylesin inşallah. Bizim burada elimizden gelen nedir? Sağlıklı şekilde besleneceğiz. Haramlardan, şüphelilerden uzak duracağız. Biraz hareketlendireceğiz vücudumuzu. Tembel olmayacağız ve bu şekilde Allah'ın izniyle Rabbim zaten sistemi kurmuş. Rabbim muhafaza etsin inşallah. Evet, göğüs ağrısı yani kolesterol belirtileri, kolesterolün fazla olmasının belirtileri göğüs ağrısı olabilir, halsizlik, yorgunluk, ayak, bacak ağrısı, baş dönmesi, yaraların geç iyileşmesi. Bunu da aslında sıklıkla duyuyoruz aslında hepsini yani baş dönmesi, yorgunluk, halsizlik. Ayak bacak ağrıları zaten bunlar yani sadece kolesterolün eksik olmasıyla alakalı sebepler değil tabii ki. Yani belki de onlarca, yüzlerce hastalığın ortak belirtileri belki de. Ama haliyle biz de burada kolesterolün belirtisi olarak da biz bunları söylemek durumundayız. Solgun görünümlü cilt, nefes darlığı, deri altında yağ birikmesi, ciltte lekelenmeler, vücutta bazı bölgelerde morarmalar. Yani burada bakın lekelenmeler, bazı bölgelerde morarma, yağ bezelerinin deri altında toplanması burada yani ciddi bir işaret veriyor. Eğer vücudumuzdan çeşitli yerlerinde bu şekilde
sürekli böyle bir şeyler oluyorsa buraya da bir baktırmak lazım. Bunun sebeplerini dışarıdan araştırmak lazım. Şu da var, bazen soruyorlar hocam, yani benim şurada bir yara var, şurada bir egzama var vesaire vesaire. İşte hacamat yapsak geçer mi vesaire. İnsan duruyor şimdi 5 sene 10 sene orada bir leke var, bir problem var. Yani istiyor ki tek seferde bir hacamatla gitsin veya farklı bir yöntemle. Ama şu var, tabii ki yapılmasının anlamında değil. Yani yapılsın, onu insanın kan değerlerine göre vesaire değerlendirilip ona göre hacamatla da müdahale edilebilir. Sülükle müdahale edilebilir. Ama önemli olan aslında burada, yani şunu da şurada bilmek lazım. Hayat şartlarımızı, yaşam kalitemizi bu hususta düzenlemek, beslenmemizi, hareketsizsek hareketlenmemizi bu şekilde ortaya koymak işin kökünden çözülmesine sebebiyet verecektir. Ama biz kötü bir alışkanlığımız varsa onu bırakmayıp, kötü besleniyorsak ona devam edip, yani hiç hareket etmiyorsak yatmaya devam edip, sadece yani hocam şimdi buradan arıyorlar bazen bizi abilerimiz, ablalarımız. Hocam işte ben 30 senedir depresyonla mücadele ediliyordum. İşte o kadar doktora gitmiş, o kadar şeye gitmiş. Şimdi buradan diyor, bize soruyor ki ben ne yapacağım? İşte bana bir bitki söyleyebilir misiniz vesaire vesaire. Yani bu, yani bir bitkiyle, bir otla, yani bir karışımla olacak şeyler değil. Bunlar ancak pansuman niteliğinde olur. Pansuman niteliğinde olur. O da geçici olur. Misal diyorum, vücudumuzun bir yerinde yara geçti. Hadi bir otu vesaire karıştırdık. oraya sürdük, geçti. Ama sebebiyet karaciğerdense, akciğerdense ve vücudumuzun herhangi bir organından dolayı dışarı oraya yara veriyorsa, ne yaptık? Biz o yaranın üzerini kapattık. Ama problem içeride devam ediyor. İçeride bir kanama, içeride bir yara devam ederse o ne olacak? Önüne geçemeyeceğimiz sağlık problemleri olabilir. Yani vücudumuzun bazı bölgelerinde sürekli bir yaralar, bir şeyler çıkıyorsa onu mutlaka ve mutlaka içeriden çözümünü bulmak lazım, araştırmak lazım. Belki de çok basit, hiç vazgeçemediğin bir şey vardır, vazgeçemeyeceğini düşündüğün bir şeydir. Onu aslında şöyle, hiç sana hayatında hiç onu kullanmasan, yemesen bile seni hiç etkilemeyecek belki bir şeydir. Ama maalesef ki alışkanlıklarımızı ısrarla devam ettirdiğimizden dolayı bazı yerlerde, tabii hepimiz için söylemiyorum, yani bazı kişiler olabileceğini düşünerekten, tabii işi, kendimi de işin içerisine katarak, o yüzden vücudumuzu tanıyacağız, bakacağız. Ona göre de Rabbim bize sağlığımızı, sıhhatimizi verecek inşallah. Çoğu kez sessiz bir şekilde ilerler bu hastalık. Yani bu nedenle hastalık gelişene kadar belirgin olmayabilir. Bu bazen testler ile ortaya çıkabilir. Şimdi risk faktörlerine gelelim. Saatimizi de kontrol ediyorum. Şimdi risk faktörleri, yani kolesterolün yükselmesi risk faktörlerini biz göz atalım inşallah. Erkeklerde 45, kadınlarda 55 yaşın üzeri olması. Yani erkekler 45, kadınlar 55 yaş üzerinde olması daha çok kolesterolün yükselmesine sebebiyet verebilir. Yani bu da demek değildir ki, yani bir 45 yaşındaki bir erkeğin üstü herkes yani kolesterolle maruz kalacak. Böyle bir şey yok. Bu sadece risk faktörleri. Aile içerisinde yaşanmış olması, hipertansiyon, yani yüksek tansiyonlu bir kişinin kolesterolünün yükselebilmesi, şeker hastalığı,
tütün kullanımı ve HDL düşüklüğü. Yani HDL'de ne demiştik? İyi kolesterol haliyle iyi kolesterolün düşük oluşu, LDL yani kötü kolesterolün de yüksek oluşu haliyle kolesterolümüzün yüksek olmasına sebebiyet verecektir. Yani şunu HDL, LDL'yi de şöyle değerlendirebiliriz. Yani vücudumuzun bazı maddeleri bazı yere taşınması lazımdır. Onu HDL taşır. Haliyle o HDL olmayınca veya az olunca, yeteri miktarda taşınamayınca bu sefer kolesterol yüksek olacak. Veya LDL fazla, taşınmaması gereken şeyleri farklı yerlere taşımasıyla beraber kolesterol yükseklikleri ortaya çıkabiliyor kıymetli dostlar. Şimdi kolesterol özür dilerim, nasıl düşürülür? Şimdi kolesterol, yani bununla alakalı tabii doktor kontrolünde biz işin o kısmını karışamayız, onu bilemeyiz. Doktora gittiği zaman doktorlar ona çeşitli ilaçlarla vesaire müdahale edilebiliyor. Fakat şunu da diyorum, yani kolesterolle alakalı ilaçların da gerçekten yan etkisinin olduğu ifade ediliyor. Bazı doktorlarımız yani mümkün oldukça yani %10'luk bir seviye olarak ele alırız. Yani %10 olarak ele alabiliriz. Yani şu şekilde şunu demek istiyorum. Yani her hastanın bu ilaçlara gerek duymadığı ifade bu şekilde ifade edilebilir. Yani 100 kişiden 90 kişiye hiç ilaç vermeden yaşam tarzı değişiklikleriyle bazı beslenme şekilleri, diyetler uygulanarak kolesterolleri düşürülebiliyor. Çok azlık bir kısma bazı doktorlarımız ilaç tavsiyesinde bulundukları ifade ediliyor. Ama belki de bazıları %100'üne de yazıyor olabilir. Bu doktorun kendi inisiyatifiyle alakalı, bilgisiyle, ilmiyle de alakalı olabilir haliyle. En önemli husus bence bu. Kolesterol nasıl düşürülür? Nasıl ki şeker hastalığında olduğu gibi, yüksek tansiyonda olduğu gibi ifade ettiğimiz üzere yaşam tarzı değişikliği bu hususta en etkili çözümdür. Buna yaşam tarzı değişikliği, belki bunu bizi takip eden kıymetli dostlarımız bilirler. Yine ifade edelim. Kötü besleniyorsak güzel beslenmeye, hareketsiz bir yaşantımız varsa hareketlendirmeye, kötü alışkanlıklarımızı bırakmakla beraber yaşam tarzı değişikliğimizi değiştirmiş oluyoruz ve bu nedenle haliyle sağlıklı bir hayat ortaya çıkıyor. Yani buradaki yaşam tarzı değişikliğinden kasıt budur. Fiziksel aktivite, yani fiziksel aktivite yine karşımıza çıktı. İnsanın vücudunu hareketlendirmesi LDL'yi düşürüyor. LDL neydi? Kötü kolesterol. Yani kötü kolesterol vücudumuzda bulunmasını istemediğimiz kötü kolesterolün düşürülmesine LDL, özür diliyorum, fiziksel aktivite bunun ilacıymış kıymetli dostlar. O yüzden harekette bereket vardır diyoruz. Tabii ki herkes, her kişi kendisine uygun bir şekilde bir egzersiz, bir aktivite bulmalı. Hocam diyeceksiniz ki belki ben 60 yaşındayım. Ne yapacağım? Ne edeceğim? Yani yürü ya, en azından ya bir camiye çıkacaksın. Bir erkek olarak değerlendirirsek ya bir camiye çık, git böyle biraz daha uzaktan dolaş. Günlük bir şekilde yani kendine bir program yap. Yani bunu gerçekten basite almayalım. Belki sadece az yürüdüğün için, az hareket ettiğin için çok büyük sıkıntılar çekiyor olabilirsin. Dikkat edin çevrenize. İnanmıyorsanız deneyin. Şöyle biraz hareketlendirin vücudunuzu, rahatladığınızı göreceksiniz yani. Bir spora başladığınız zaman, bir şey yaptığınız zaman ya her şeyden önce esnekliğiniz artacak.
Misal diyorum, kendim örnek vereyim. 1,5-2 aydır spora bazı sebeplerden dolayı biraz ara vermiştim. Bugün ne? Perşembe. Evet, yani 4 gün oldu başlayalı. Gerçekten yani vücuduma bir kan geldi, bir hareket geldi. Yani bir şevk geldi diyebilirim. Tabii insanın bazı yaşadığı hadiselerden veya bir yoğunluktan dolayı bazen şey yapabiliyoruz. Ama ipin ucunu bir kaçırdığımız zaman o orada kalıyor. Bir hareketsizlik hasıl oluyor ve bu da bize olumsuz yönde dönebiliyor. O yüzden bir hareket yapmayı deneyin bakın. Göreceksiniz Allah'ın izniyle ne kadar daha dinç olduğunuzu, sağlıklı bir şekilde olduğumuzu göreceğiz inşallah. Evet, nasıl düşürülür diye devam ediyoruz. Yine doktor kontrolünde yine veya insan kendisi bir şekilde kolesterol diyetleri, tabii ki bu doktor şartlarında olduğu zaman tabii doktorun kontrolünde bu yapılmalı. Haftada 2 gün oruç tutulması. Bakın Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ya. Rabbim şefaatlerine ikram eylesin. Yani 2 gün oruç biliyorsunuz pazartesi ve perşembe oruçları Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetlerinden. Ya şu anki uzmanlarımız yoksa doktorlarımız da haftada 2 gün oruç tutulmasının vücuda ne kadar faydalı olduğunu bizlere ifade ediyorlar. Evet, yine bununla alakalı kolesterolü düşürücü bazı gıdalardan da bahsetmek istiyorum. Programımızın artık sonuna geliyoruz. Bakliyat, yani kuru fasulye, nohut, artık aklınıza gelen bakliyatları düşünebilirsiniz. Ya yani bunların içerisindeki yapıları kolesterol, yani kötü kolesterolü düşürmekte, iyi kolesterolü yükseltmekte veya kana karışmasını la alakalı, içerisindeki maddelerle alakalı. Tabii çok, biz burada çok bilimsel şeyine giremeyeceğiz. Sadece zaten bunları bizim şu an bilmemiz yeterli. Neyi tüketmemiz, neyi tüketmememiz lazım olan şeyleri bilmek bizlere yeterli. Bakliyat, tekrar edelim, kolesterolü düşüren sebepleri burada ifade ediyoruz ve şu an inşallah yememiz gereken şeylerden, kolesterolü düşüren gıdalardan bahsediyoruz. Bakliyat, tam tahıllılar, hani diyoruz ya esmer buğday vesaire, tam tahıllılar, yulaf ezmesi, ceviz, keten tohumu, balık, sarımsak, elma. Yani elmayı belki çok yediğimiz için yani çok basit görüyoruz belki elmayı. En çok belki ulaşabildiğimiz şey olarak özellikle onun içerisindeki pektin denen maddenin bu hususta çok çok faydalı olduğu ifade ediliyor. Yani günde, hatta bir atasözü bir ülkenin, ama günde bir elma insanı doktordan uzaklaştırır diye bir ifade var. Sebze ve yeşillikler, özellikle sebze ve yeşilliklerde de hani biraz önce bahsetmiştik ya, lifli gıdaların tüketilmemesi kolesterolün yükselmesine sebebiyet veriyor. O yüzden burada ne yapacağız? Lifli gıdalar olarak yeşillik ve sebzeleri tercih etmemiz gerekli. Hani çok etli, çok et tüketen kişileri, yani yöreleri düşündüğünüz zaman, bakın belki de böyle işte obezite, kalp ve hareketsiz bir yaşamla beraber obeziteler, kalp damar tıkanıklıkları da beraberinde getirebiliyor. Düzenli spor ile beraber, yani günde 10 bin adım olarak ifade ediyor. Günde 10 bin adım atıyorsak veya bunun üzerine de yapabiliyorsak çok daha iyi olacaktır. Yani metabolizmayı normale çevirmekle beraber metabolizmamızı, yani biraz önce bahsetmiş olduğumuz yaşam tarzı değişikliğimiz de buraya işaret ediyor zaten. Metabolizmayı biz normale çevirdiğimiz zaman zaten kolesterol seviyelerimiz de normale gelecektir.
Yani nasıl ki biraz önce demiş olduğumuz gibi ne şeker hastalığı ve bunu hayat tarzındaki değişiklikler yapmakla beraber kolesterolü de aynı bu şekilde önüne geçebiliriz. Evet kıymetli dostlarımız vaktimiz yine doldu. Yine bir programımızın sonuna geldik. Haftaya inşallah yine bu saatte sizlerle buluşmak dileğiyle hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü.